Arkadaşlar herkese merhaba, Volkan Manav ben. Bugün sizinle merakla beklediğiniz bir telefonun hem kutu açılışını yapacağız hem bütün testlerini yapmış olacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu testi yapmamızı katkıda sağlayan Teknomali'ye Mehmet Ali Bey'e gerçekten çok teşekkürler. Bugün ne yapacağız sizinle? iPhone 8 Plus'ın hadi gelin hep beraber kutusunu açalım. Arkadaşlar iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile ilgili hemen şöyle söyleyeyim. Bir sürü haber yaptık bu konuda teknobura.net'te. Yani baktığınızda iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'a çok fazla rağbet edilmediği ile ilgili bir haberler paylaştık sizinle. Bu gerçekten de doğru çünkü geçtiğimiz dönemlerde hatırlarsanız insanlar Apple Store'ların önünde kuyruklar oluşturuyorlardı falan filan. Bugün maalesef bununla ilgili bir durum ortada yok. Bunlarla ilgili haberler yok. Çünkü neden? İnsanlar çok ciddi anlamda iPhone 10'u bekliyorlar ya da iPhone X de diyebilirsiniz. Ama iPhone 10 diyor Apple, biz iPhone 10 diyelim. iPhone 10 beklentisi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus satışlarını ciddi anlamda bana sorarsanız etkiliyor. Ama ben iPhone 10 pazara sunulduktan sonra iPhone 8 Plus'ın ciddi anlamda bir hani tekrar satışa, yani daha fazla satışa uğrayacağını düşünüyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? iPhone 10 çok sınırlı adetlerle satışa sunulacak ve telefon kara borsada düşecek. Göreceksiniz Türkiye'de, Türkiye pazarında ben 10.000 TL'lere falan iPhone 10 satışının yapılacağını düşünüyorum sahibinden.com üzerinden falan filan arkadaşlar. Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi dilerseniz hani lafı çok fazla uzatmadan hadi gelin iPhone 8 Plus kutu içeriğiyle bize ne sunuyor? Gelin buna yakından bakalım. Arkadaşlar iPhone 8 Plus'ın kutusu yani oldukça güzel görünüyor. Çok gerçekçi, böyle kabartmalı bir burada telefon şekli var. Gerçekten güzel görünüyor. Yani sadece bu kamera tarafını kabartmamışlar. Ama dediğim gibi yan taraflar kabartılı. Sanki böyle telefon varmış gibi görünüyor. Gerçekten de çok güzel. Bakar mısınız? İşte arka tarafta arkadaşlar telefonun teknik dokümantasyonları falan filan bulunuyor. İşte bilgiler bulunuyor. Şudur budur, klasik. Hemen kapağı açalım. Kapağı yan tarafa koyalım böyle. Burada ne var arkadaşlar? Burada teknik dokümantasyonların olduğu bir işte hiç kimsenin okumadığı bazı şeyler var. Ayrıca burada Apple logoları var. Bunları alıp arabanıza falan filan yapıştırabilirsiniz. Birçok insan bunları bilgisayarların arkasına yapıştırır. İşte HP markalı bilgisayarlarda bu, ben bu logoyu çok gördüm arkadaşlar. Gerçekten çok komik duruyor. Ama dediğim gibi işte bunu adamlar markalaşmak adına çok değer veriyorlar böyle şeylere ve bunu kullanıyorlar. iPhone 8 Plus bizi karşılıyor. Gerçekten oldukça güzel görünüyor telefon. iPhone 7 Plus'tan da çok bir farkı yok gerçi bakarsanız. Hatta hiç farkı yok. Burada arkadaşlar ne karşılıyor bize? Tabii ki şarj aleti karşılıyor. İşte burada seyahat tipi şarj aleti dedikleri bir şarj aletimiz var. Ama bu dediğim gibi şarj aleti en ufak bir şekilde yani hızlı şarj özelliği falan yok. Bunu belirtelim. Hani hızlı şarj özelliği olan bir telefonun kutusu içinden hızlı şarj adaptörünün çıkmamasında artık siz nasıl değerlendirirsiniz ama sonra biz bir şey dediğimiz zaman Apple düşman oluyoruz. Neyse o yüzden bir şey demeyeceğim. Burada arkadaşlar Apple'ın bence bugüne kadar yaptığı en başarılı işlerden bir tanesi olan AirPods kulaklıklar var. Ya AirPod dedikleri kulaklıklar var. AirPod demeyelim, yanlış olacak. AirPod'lar biliyorsunuz kablosuz kulaklıklar. Bu AirPod, yani hiç kullanmadıysanız bu kulaklığı gerçekten mutlaka bir iPhone kullanıcısından alıp bunu test etmenizi şiddetle öneriyorum. Çünkü gerçekten muhteşem çalışan kulaklıklar. Bunu belirteyim. Hemen arka tarafında da işte eski kulakları kullanabilmemiz için Lightning girişi ve 3.5 mm kulaklık çıkışına sahip olan dişi ve erkek bir kablo aparatı var arkadaşlar. Bunu rahatlıkla kullanıp dediğim gibi eski eğer iyi kulaklıklarınız varsa bunları dediğim gibi bu şekilde bu aparatta kullanabilirsiniz. Bunu belirtelim. Burada kablo, işte Lightning kablosu çıkıyor. Dediğim gibi oldukça başarılı bir kablo. Yani uzun mu kısa mı derseniz çok böyle ne uzun ne kısa, neyse çıkartmak istemiyorum bunu. Dediğim gibi zarar vermeyeyim kabloya da, bir şey söylemeyeyim şimdi. Ondan sonra Mehmet Ali Bey demesin bize Mehmet kabloya zarar verdiniz diye. Neyse kısaca bundan bahsetmek isterim. Gerçekten telefon kutu içeriğiyle bize hiçbir şey sunmuyor. Yani zaten Apple telefon, ya Apple ürünlerinden zaten buna alışkınız. Maalesef firma yani ne derseniz deyin arkadaşlar 4200 TL'ye 4300 TL'ye satılacak bir telefondan belki bir işte orijinal, yani işte bir kılıf ya da ne bileyim buna farklı bir şeyler sunabilirdiniz. Telefonun tasarımına baktığınız zaman iPhone 7 Plus'ta neredeyse hemen aynı bir tasarım var. Arka tarafta aynı bir tasarım var. Sadece malzeme kalitesi tarafında burada cam kullanıldığını görüyoruz. Yani bu cam kullanımı hani iyi mi kötü mü derseniz gerçekten çok fazla parmak izi bırakıyor. Ama ben birçok insanı da zaten bu telefonu aldıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar yani şey kullanmayacağını düşünüyorum. Yani kılıfsız kullanmayacağını düşünüyorum bu telefonu.
Bu bağlamda hani birçok insan dediğim gibi kılıfta kullandığı için cama dokunmuş ya da işte başka bir şey dokunmuş, çok önemli değil. Ya ben 4200 lira bu telefona para verip 10 TL'ye silikon kılıf alıp bu telefonu bu şekilde kullanacak da birçok insan tanıyorum. Zaten bunlar da böyle yapacaklardır diye düşünüyorum. Telefon çok fazla dediğim gibi kutu açılışı yaptık. Yani tasarımını zaten incelemeye falan filan bahsedeceğiz. Yani oldukça güzel görünüyor. Bunu söyleyeyim. Ben telefondan hani bu telefonun bu tasarımdan memnun olan insanlar için hani rahatlıkla bu telefonu alıp kullanabilirler ama dediğim gibi ben bu ekran kasa oranıyla yani %60 küsür seviyelerinde bir ekran kasa oranı var. Hala bu ekran kasa oranı var. Benim için çok derin bir yeterli değil ama dediğim gibi yani birçok insan bu telefonun ekran kasa oranını yeterli buluyor. Kutu açılışında söyleyecekleriniz bu kadar. Zaten detaylı olarak incelemesinde falan filan her şeyden bahsedeceğiz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Siz iPhone 8 Plus ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bakalım ülkemize geldiği zaman nasıl, ne şekilde satılacak ben de oldukça merak ediyorum. Ama telefonun, şunu çok net söyleyeyim, gerçekten oldukça güzel göründüğünü belirtebiliriz. Yani bu cam hissiyatı gerçekten güzel, bunu belirtelim. Yani en azından ben daha evvel yapmıştım cam mı metal mi diye. Birçok insan bana hani benim fikrimi sormuştu. Ben burada biraz camı tercih ediyorum. Gerçekten bu şekilde oldukça güzel görünüyor ama fazla parmak izi bırakıyor. Bu da dediğim gibi telefon handikaplarından bir tanesi. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşeceğiz, incelemede görüşeceğiz, pil testinde görüşeceğiz ve bunun kamera testinde görüşeceğiz, hız testinde görüşeceğiz. Bir sürü test yapacağız telefona. Hadi bakalım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay.